Merhaba, ben Erdinç. Şu anda Bomonti'de yaşadığım loft dairedeyiz. Burası tekstil atölyelerinin, tekstil firmalarının olduğu bir bölge aslında. Ben burayı yaklaşık 2 yıl evvel alıp tamamıyla yeniden renovasyonunu yapıp yaşamaya başladım. Aslında hep böyle bir dairede yaşamak istiyordum. Tabii ki bulma belli bir zaman aldı. Yaklaşık 2 yıl kadar araştırdım. Hem şehrin içerisinde olmasını istedim, hem de bu tarz bir bina olmasını istedim. Yani sadece büyüklük de değil mesele. İsterseniz bir rezidansta veya yeni bir apartman dairesinde de çok büyük bir daire bulabilirsiniz. Ama benim istediğim özellikle fabrika veya işte atölye gibi bir yer bulup burayı dönüştürüp gerçekten loft kavramına uygun bir dairede yaşamaktı. Aslında herkesin yaşamak istediği, yani kimisi bahçeli bir evde oturmak ister, kimisi bir rezidansta, kimisi güvenlikli bir sitede oturmak ister. Benim de isteğim aslında daha evvel yurt dışında yaşadığım ve örneklerini de gördüğüm için bu tarz dönüştürülmüş endüstriyel bir binanın içerisinde yaşamaktı. Bulduğumda burası tamamen harabeydi tabii ki. Sadece tek kat, çatı katıyla birleştirilmemiş, bağlantılı ama birleştirilmemiş bir daireydi. Tüm teknik altyapısı, tesisatı, her şeyi baştan aşağı yenilendi. Belli bir zaman aldı tabii ki bu. Yaklaşık 8 ay kadar bir süreç sürdü. Ararken tabii aynı zamanda şehrin içerisinde de olmak istedim. Yani bunu Maslak, Sanayi, o bölgelerde de böyle bir yer bulabilirsiniz ama Bomonti İstanbul aslında çok merkezi bir noktası. Pek çok yere kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda yenilenen de bir bölge. Restoranlar, kafeler, yeni alternatif farklı eğlence yerleri de yapılan bir bölge. O yüzden burada olmayı tercih ettim. Burası yaklaşık 450 metrekare civarında bir daire, iki katlı. Alt katta yaşam alanı, mutfak ve misafir banyosunun olduğu bir alan. Üst katta da yatak odalarını konumlandırdım. Bir misafir yatak odası ve banyosu, benim yatak odam. Aynı zamanda bir terasımız daha var yukarıda. Burada terasta özellikle yaz öğleden sonraları keyifli olabiliyor arkadaşlarımla beraber zaman geçirmek. Burayı yaparken herhangi bir mimarla çalışmadım. Kendim düşündüm, her şeyi yerleştirdim kafamda. Tabii ki belli bir zaman alıyor bunu tasarlamak, düşünmek. Ustalar buldum. Tüm işte doğalgaz, tesisat, elektrik vesaire ne varsa ama evin yerleşmesi, planlanması tamamen bana ait. Teknik olarak destekler aldım tabii ki. Burası tamamen tekstil atölye firmalarının olduğu bir sokak olduğu için dışarıdan böyle bir yer olabileceğini asla tahmin edemiyorsunuz. O yüzden gelen herkes epey şaşırıyor. Burası evin salonu ve oturma alanın bir kısmı. Burayla ilgili bahsedecek olursa bu kanepe yaklaşık benim 20 yıl evvel kendi yaptırdığım, önceki evimde yaptırdığım bir kanepedir. Sadece derisini değiştirdim. Mermer ve deri aslında zamansız malzemeler bunlar. Bunları kullanmayı seviyorum, tercih ediyorum. Yine Barcelona sandalyeler ve pufları burada kullandığım. Step'ten aldığım bir halı var burada. Burası yaklaşık 220 metrekare bir salon. Onun içerisinde mutfağım, diğer oturma grubu ve yemek alanının olduğu bir bölüm daha var. Aynı zamanda banyo da bu alanda. Salonda iki oturma grubu olmasını istedim. Burada genelde misafirlerim, arkadaşlarım geldiği zaman daha çok vakit geçiriyoruz. Bu kısımda da L kanepe de sevdiğim için böyle bir şey kullanmak istedim. Televizyon izlediğimiz zamanlar. Arkadaşlarım, ben misafirlerim. Gri çok sevdiğim bir renk zaten. Evin %90'ı herhalde duvarlar, zemin, mobilyalar, pek çok aksesuar gri. Burada televizyon ünitesi, yine yaptırdığım bir mobilya benim. Arkada fon olarak taş kağıt denilen bir malzeme kullandım. Burada yine bir kendi yaptığım yılbaşı süslerinden bir aydınlatma var aslında. Şu an gündüz olduğu için görünmüyor ama gece
hoşuma giden bir şey, aksesuar. O yine yurt dışı seyahatinden aldığım bir Buda heykeli. Bu çok eskiden aldığım Paşabahçe'den bir vazo. Bazı yerleri kırıldı ama hala form olarak çok sevdiğim için tutuyorum. Bu koltuğu adres İstanbul'dan almıştım aynı şekilde bu sehpayı da. Bu Bang & Olufsen hoparlör, yüksek volümde ses, müzik dinlemeyi sevdiğim için ve böyle bir yerde ses probleminin, komşuluk probleminin olmasından dolayı tercih ettiğim bir sistem. Bunlar benim karantinada yaptığım, böyle zaman geçirmek için pipetlerden kesip bantlayıp aslında çok daha büyük, böyle birebir ölçüde yapıp burada kullanacağım böyle renkli bir aksesuar olacak. Masayı kendim yaptırdım. Tuzla'da bir mermer ocağında kestirip formunu, ayaklarını çağlayan da bir atölyede yaptırdım. Bu tarz sandalyeler kullanarak biraz ağırlığını kırmak istedim. Bu lamba yine Şişhane'den aldığım bir lamba. Zemin mikrobeton denilen bir malzeme ile yaptım. Aslında epoksi diye düşünüyorum ama değil. Mikrobeton daha epoksiye göre sağlıklı. Isıtma olarak Radiva marka radyatörler kullandım. Bunların avantajı aslında normal bir radyatöre göre 3 kat fazla enerji veriyor olması. Bu hem tasarruf hem de daha fazla radyatör kirliliği yapmıyor mekanda. Bunları Koçtaş'tan almıştım zamanında. Yine bu evde de kullanıyorum. Duvarlarda kalenin beton art ürününü kullandım. Bu hem doğal beton görüntüsü, hem düzgün gözüküyor, hem boya yapmanıza gerek yok. Artı görsel olarak benim hoşuma gidiyor, o yüzden tercih ettim. Burası aslında evin en sevdiğim alanlarından bir tanesi. Üst katta birleşen bir galeri boşluğu var. Bu mekan, bu alanda oturmayı daha keyifli hale getirebiliyor. Buradan terasa çok kolaylıkla çıkıp oturabiliyoruz. Bu alanda arkadaşlarımı da ağırlıyorum. Kendim de oldukça sık vakit geçiriyorum. Bu sandalyeleri Mudo'dan almıştım. Bunu yine Crate & Barrel diye bir marka vardı. Şu an Türkiye'de kapattı gerçi mağazalarını ama oradan aldığım bir puf veya işte sehpa olarak kullanabileceğiniz bir ürün. Bitkileri bahçe marketten alıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin. Hem ucuz hem farklı alternatiflerde bulabiliyorsunuz hepsini bir arada. Bu içerideki büyük yuvarlak saksıyı da Crate & Barrel'den almıştım. O da çok sevdiğim bir şey. Aydınlatmalar yine Şişhane'den aldığım aydınlatmalar. Aslında Kanadalı bir tasarımcının lambaları ama tesadüf bulabildim burada. Bu aslında bir yurt dışından aldığım bir karga ama genelde eve gelen herkes gerçek zannediyor. Bir ürküyor ilk başta. Mutfak evde aslında çok zaman geçirmekten hoşlandığım bir yer. Yani çok sık yemek yapıyorum, kendim yapıyorum yemeklerimi. Burası biraz evin çekim merkezi gibi oluyor. Gelen herkes genelde burada oturmayı tercih ediyor. Ankastre ürünler tercih ettim. Davlumbaz, ocak. Farklı gelebilecek iki bulaşık makinesi var. Bunu neden tercih ettiğimi soranlar oluyor genelde. Çünkü bir tanesi asla yeterli olmuyor. Normal evlerde bir misafiriniz geldiği zaman özellikle mutlaka tezgah üzerine bir şeyler kalıyor. Onu, o görüntüyü sevmediğim için iki tane bulaşık makinesi tercih ettim. Kahve çok içiyorum. O yüzden farklı kahve makineleri de var. Türk kahvesi, espresso veya filtre kahve. Yine bu dolapların içerisi işte gıda vesaire depolamak için kullanıyorum. İki tane buzdolabı var. Bir tanesini içecek dolabı olarak kullanıyorum. Diğerini yemekler için kullanıyorum.
Banyoyu tasarlarken evin genelinden biraz daha şık olmasını istedim. Vitra ürünlerini tercih ettim banyonun genelinde. Çanak lavabo kullanmak istedim. Outline isminde bir lavabosunu tercih ettim. Yine aynı şekilde asma klozet kullanmak istedim. Bu da Memoria isminde sponu ile birlikte bir klozet. Aksesuarlarda Origin serisi olarak sipariş verdim, gelecekler. Aydınlatma Tom Dixon. Aynada yine arkadan LED aydınlatma yaptırdım. Halı IKEA'dan, böyle bir yuvarlak formda halı kullanmak istedim. Aynı zamanda lavabo yanındaki sabun, havlu vesaireleri hepsini bir tepsi içerisinde toplamak istedim. Bunları Zara Home'dan aldım. Merdiveni yaptırmak için epey bir uğraştım açıkçası. 3 tane usta değiştirdim. Sonuç istediğimden, aslında düşündüğümden daha da iyi oldu diyebilirim. Buradan evin asma katına, ikinci katına geliyoruz. Burada bir misafir yatak odası ve banyosu var. Klasik bir yatak odası. Burada pencerelerde kumandalı stor perde kullandım çünkü yaklaşık 6,5 metre bir yüksekliği var. Bunu elinizi açıp kapatmanız zor olacağı için. Arkadaşlarımın en çok sorduğu sorulardan bir tanesi, pencereleri nasıl temiz ediyorsun? Teleskop denilen bir mekanizma vardır yaklaşık 8 metre yüksekliğinde. Onunla rahatlıkla profesyonel bir camcı gelip temizliğini yapıp gidebiliyor. Burada kendime ait olan yatak odası bölümü var. Aynı zamanda içerisinde kendi banyosu, giysi odası ve bir terasım daha var. Teras özellikle öğlene kadar zaman geçirmeyi çok seviyorum. Burada yine bir banyom var, küvet var daha doğrusu. Merak edilebilecek şey, yani dışarıdan görünmüyor mu gibi. Camlar yansıtmalı reflektör cam olduğu için gündüz içerisi gözükmüyor. Sadece akşam ışığı yaktığınız zaman perdeleri yine kapatmak zorundasınız. Burada da yine kumandalı stor perde tercih ettim. Banyoda yine aşağıdaki banyodaki olduğu gibi aynı ürünleri, Vitra ürünlerini tercih ettim. Yatak başı kendi yaptırdığım bir yatak başı. Bu komodinler daha önce kitaplık olarak kullanıyordum. Eskitilmiş ayna kestirdim ve silikonla yapıştırarak komodine çevirdim. Bu aslında bir saksı ama ben havluluk olarak değerlendirdim. Yine Create & Barry'den almıştım bunu. Onun dışında burada giysi odası var. Giysi odasının içerisinde çamaşır makinesi, kurutma makinesi, ütü işte vesaire, bavullar, store ettiğim, depoladığım yer. Bu oda benim yalnız olduğumda daha çok zaman geçirdiğim bir alan aslında. Terası olması, işte banyosu, işte oturma alanı gibi. Buradaki pencerelerde sorun vardı. Biraz aceleye gelmişti yaptırırken. O yüzden bu pandemi sürecinde onu da halletmek istedim. Aklımda Vinsa vardı. Modellerini araştırdım, baktım. Aklıma en çok Vinsa'nın panorama sürme kapı sistemi yattı. Evi sıfırdan yaptığım için açıkçası hani biraz anladığımı düşünüyorum. Kapı, pencere vesaire. Aklımda birkaç özellik vardı. Birincisi minimum eşik kullanımı. Neredeyse yere sıfır bir eşik. Böyle olunca tamamen estetik ve fonksiyonel bir bütünlük elde ediyorsunuz. De maksimum açılabilir özelliği olması. Bu da özellikle bir geniş açılı bir manzaranın söz konusuysa bütünüyle görmenizi sağlıyor. Estetik ve renk alternatiflerinin dışında yalıtımının iyi olması, kullanımının kolay olması, teknik özellikli olarak da esasında beni aradığım şeylerdi. Pandemi döneminde hijyen kuralları da tabii ki aklıma takılan bir konuydu. O yüzden Vinsa ile görüştüm. Onların da gayet tatmin edici açıklamalarıyla, yani her türlü önlemleri aldıkları, maske, eldiven, galoş vesaire ikna olduktan sonra bu işi yapmaya karar verdim.
bu bölümde özellikle akşam üzeri gün batımı olduğu zaman da gayet farklı bir ambiyans oluyor. Genel olarak böyle anlat evle ilgili bilgiler. Aynı zamanda ben bu arada evi reklam filmi, dizi, işte Netflix dizisi gibi bazı şeyler için de kiralıyorum dönem dönem. Geliyorlar günlük olarak, çekim yapıp gidiyorlar. Yani hem yaşadığım yer hem de bu tür çekimler için kiraladığım bir yer burası. Onun dışında bahsetmediğim, yani bir bu var sanırım. Metropolitan Müzesi'nden aldığım bir dijital reprodüksiyonu tabii ki. David Bowie'nin bir fotoğrafı, Alexander McQueen'in 96'da yapmış olduğu bir ceketi giymiş David Bowie, onun fotoğrafının reprodüksiyonu. Burası evin çıkış alanı. Aslında buradan bir yarım kat daha var, bir alt kata inen. Genel olarak böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.